adına sizin kitaplarınız da var. Evet. Seri şeklinde hocam getirdi. 3 ciltlik bir kitabımız. Evet, 3 ciltlik. Mantarlar için hocam, kendi ürününüz tabii ki, kendi adınıza ürün, lahana suyu. Lahana suyunu ben verdiniz bana hani poşet evet. Ne derler böyle pet Sade Gül abla ben evet içtim lahana nasıl suyu geldi? Çok da lezzetli. Gastrit vardı size. Gastrit vardı midemde. Evet, gastrite çok iyi geliyor. Bir ikincisi ben bir arkadaşıma daha verdim. Çok onda da ya. Hızlı bir şekilde kilo verdi. Yani lahana hem kilo hızı, hem tabii, kilo lahana verdi. Suyu. Lahananın suyu kaynatıp kaynatıp içilecek. Ha yok. Şimdi Türkiye'de şimdi içeriğinden de bahsedelim hocam. İçeriğinden evet. De bahsedelim. Tamamıyla bitkisel içeriklerden oluşuyor. Lahana çok şey Sade Gül abla. Böyle şey ekşi lahana bir, suyu. Aynen. Lahana suyu. Bu lahana suyu ve 19 çeşit bitki içerir. Lahana suyu ve 19 çeşit bitki. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nde Profesör Doktor Çerney, Profesör Doktor Vesle, Profesör Doktor Miller klinik araştırması yapmışlar. Gastrit, ülser, reflü, kolik gibi, enterit gibi yani bağırsak ve mide enfeksiyonu olan insanları tedavi etmişler. Evet. Bende gastrit fakat vardı mesela. Geliştirememişler. Evet. Siz kaç günde iyileştiniz? Herhalde fazla değil. Birkaç günde. Bir ay kullandım ben. Evet. İki şişe kullandım. İyi geldi. Aynen çok iyi geldi. Çünkü kim insanın mesela ben hocamla da böyle sürekli telefon trafiğindeyim. Hocam nasıl kullanayım, şöyle mi yapayım? Hani başka alternatif var çok mı falan. İyi. Kim insanın mesela kalbine vurur stresi. Benim de mideme. Mide hani direkt. En ufak böyle bir stres yaptığımda falan mideme mide. Ve ciddi anlamda böyle bir mide yanması, gastrit. Hocam derim ne vereceksin, ne yapalım falan. Onun lahana suyunu tavsiye etti hocam. Bir ayda ben o şişeden iki şişe kullandım. İki şişe bitirdim sabah yani akşam. Bir ay. Sabah öğle her gün sabah öğle akşam yani zayıfsa kişi yanında taşıyacaksın o zaman tabii. Çalıştığın tabii. için zayıfsa evet. Yemekten sonra kiloluysa yemekten önce bir dakika zayıfsa yemekten sonra evet çünkü zayıflatıyor aç karnını ben gün içerisinde sana hiç gerek yok ama yani şeyde, öyle sabah kahvaltısından hiç gerek sonra yok. Yemeğinden sonra değil ama gastritimle birlikte bir de şey var iştah ne derler iştahı kapatıyor. Öyle bir evet. Özelliği de var çünkü ben arkadaşıma sen da vermiştim. Sen sonra içeceksin. Böyle bir hızlı bir şekilde kilo kaybı yaşadı. O yüzden. Lahana suyundan dolayı ama tabii. Ama sonra evet. İçince bir sorun olmuyor. Hayır. Problem, yemekten hiçbir problem sonra. Yok. Şimdi ama Türkiye'de zayıflaşım. Bir yanlış var. Diyorlar ki lahanayı haşla, kaynat. Evet. Lahanayı haşladığınız zaman, kaynattığınız zaman lahananın içerisinde binlerce vitamin, mineral, enzim var da. Diyorsunuz? İkisi çok önemli. Bir, faydalı bakteriler var. Bu yoğurtlara katılan laktobazilus ve bifidobakterileri yoğurtlara katılan bağırsakları çalıştırsın diye probiyotikler var. Bunlar yok olur. Evet. Yani faydalı bakteriler yok olur. O yüzden olur. Kaynat. Şimdi mesela lahana sarması kaynatmak. Yapılıyor. Aynen. Mesela sarma yapılıyor lahanadan. Tabii o lezzetli, güzel, çok iyi yemek. Lezzetli, hiçbir vitamin almıyor muyuz? Lahana suyunu ben şiddetle tavsiye ediyorum seyircilerime. Çünkü yemek yani sağlık için olursa kaynatmamak gerek. Hem mide açısından hem de tabii ki sağlıklı olması açısından hem mideye hem o gastrite hem de kilo vermek isteyen bayanlara ben önermek istiyorum. Erkeklere aç karnına, de aynı şekilde. Çünkü yakın çevremde biz bunu test edip onayladığımız için sevgili izleyenler tavsiye ediyorum. Lahana suyu hani bazıları ay, mesela iyi. Kaynat atıyorlar işte ılık suyun içiyorlar falan. İçerisinde tek bir lahana suyu değil. Onun bir sürü evet. Çeşitten oluşan zaten. Bitkisel bir karışım. Hocam ekranda da görüyoruz. Yönetmenim internet adresimizi bir verelim hocamızın. Geliniz bakınız efendim tamamıyla klinik araştırmaları yapılmış bir ürün. Herhangi bir içerisinde katkı maddesi yok. www.doğal hocam küçük harflerle mi? Doğal tedavi. Küçük harflerle evet, mi? Evet tabii. Onu bir düzeltelim sevgili yönetmenim. doğaltedavi.net'ten alan koduyla birlikte 0212 621 21 65 numaralardan. Hocam içerikleri hakkında detaylı bilgiler mevcut tabii, internet tabii, sitelerinizde. Tabii. Telefonla da ulaşabilirler evet. Seyircilerimiz aradıklarında. Evet. Doğru bunun mu? Bunun birleşiminde içeriğinden önce de bahsedelim hocam. Hangi bitkisel belki karışımlar de var? Olur tabii. Şimdi bunun birleşiminde beyaz lahana, kırmızı lahana, efendim üzüm sirkesi, maydanoz, ada çayı, tarçın, at kuyruğu, zeytin yaprağı, zencefil, zerdeçal, sinirlot yani hepsi mesela karışım. Zerdeçal mesela tümörleri eritir. Hmm.
Miyom, kis, nodül, yağ bezi tümörü, her türlü tümöre miyom karşı. Bu klinik araştırmalarla belgelenmiş. Zerdeçal. Tayland'da zerdeçal. Aynı zamanda boğaza da iyi geliyor diye biliyorum. Boğaza da iyi geliyor. Zerdeçal ama zerdeçalın içindeki etken madde %3, %4 bunun damıtılarak elde edilen ekstraktı kullanılırsa %90'dır, %80'dir. Yani. Fakat toz, balla karıştırır kullanırsanız kökünü, o zaman etkisi azalır. Azalır mı? Yani, yani %3, %4'dür. Acı, biraz acı değil evet, mi? Evet, acı. Evet, onun için balla birlikte hani genelde. Balla birlikte. Azalır balla birlikte. Yok yani ekstraktı kullanılması daha etkili olur. Anladım. Ekstraktı, evet. Kapsülü